Alo. Hoş geldiniz, buyurun. Alo. Canlı yayındayız, duyabiliyor musunuz bizi? Evet, iyi günler. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi, buyurun. Ya Nur abla, iyidir ki böyle bir program yaptınız. Sizi çok seviyorum. Size, İnce ablayı da, diğer hocalarınıza. Çok teşekkür ederiz canım benim. Sen Ben abla teşekkür diyorsun, ben de sana ederim. sen demek istiyorum müsaade edersen. Çok sağ ol, Teşekkür teşekkür ederim. ediyoruz. Tabii. Sana nasıl yardımcı Deyince olabiliriz? nasıl? Şu an ben zaten evliliğimi yürütüyorum, yaşadığım onca sorundan sonra. Ama nasıl söyleyeyim? Bir türlü odaklanamıyorum. Eşime de güvenmiyorum zaten. Neye Ama odaklanmak istiyorsun da çocukların odaklanamıyorsun? nasıl? Yani artık güvenmiyorum. Sevgi de yani pek Kaç yıllık hissetmiyorum artık. evliyiz? Kaç yıllık evliyiz? 12 yıldır evliyim. 12 yıldık. Kocan aldattı mı seni? Eşim evet, 3 evliliğimizden 3 yıl sonra beni aldatmaya başladı, ama nasıl aldattı öyle, kız arkadaşlar oluyordu, konuşuyordu, görüşüyordu, gelip bana da söylüyordu. İlk günden beri bana söylüyordu. Şaka Ama yapıyorsun. şeydir, gelip bana diyordu ki şeydir işte, iş yerinden filan kişiyle çay içmişiz. Ben aslında bir şey aramıyordum, yani iş Ama arkadaşıdır bir dakika, bu veyahut da aldatmaya okuldan girmiyor ki, adam arkadaştır. seni bilgilendiriyor. Diyor ki iş yerindeyim, çıktım Ayşe ile Melahat'la, Aynur'la çay içtim Evet. diyor. Sen Evet, bunu aynen aldatma öyle olarak mı oldu. algılıyorsun? Hayır, bir defa işte öyle söylüyordu. Ben de inanıyordum başta, yani güvendiğim için. Tamam. Şeydi, sonra bir akşam yemeğinde beraber yemek yiyoruz. Mesaj geldi. Banga adı altında, Banga diye kaydetmiş. Ne kaydetmiş? Banga'nın ismini kaydetmiş. Banka. Banka arıyormuş gibi. Banka, ha. Bak bu da Akşam iyi. banka. Açtı mı Dışarı çıkıp bankanın konuşunca, telefonunu? hayır ben almadım. Telefonu alıp dışarı çıkıp konuşunca ilgimi çekti orada. Bizim o zaman iki kızımız vardı. Peki İki sordun mu çocuğumuz vardı. neden bankayla dışarıda konuştun diye? Sordum. O konuyu Ay çok değiştirdi özür ama dilerim. benim kafama soru işareti girdi. Ya ben, o zaman ben aslında bir şey aradım. Ne dedi Efendim? peki? Ne dedi sana? Bankayla aldı telefonu, banka diye kaydetmiş, dışarı çıktı, Evet, ben konuştu. kart alacağım gibisinden bana şey teklifte bulunmuşlar gibisinden konuştu. Ama şifresini falan benden gizlemiyordu, yani şifresini, her şeysini biliyordu. Sen o anda mı anladın seni aldattığını? Evet, ben hiç telefonu kurcalamıyordum başlarda. Peki Hiçbir zaman gerçekten, yani ama bir öyle şey değil mi? söyleyeceğim. Banka olabilir. Çağrı merkezinden belki. Defa baktım. Baktım sonra da telefonla sonraki günler baktım. Altında yatan mesajlar, hep aşk mesajları. Bankadan aşk Böyle mesajları bir gelmiş. evet, evlilik hazırlığı, şey sanki bekar bir adammış gibi evlilik hazırlığı yapıyor. Oo. Ay, üniversite öğrencisi bir genç kızla. Ne yazıyordu mesajlarda? Ne zaman evleneceğiz, seni istemeye geleceğiz falan, böyle şeyler mi yazıyor? Hayır, istemiş, bir arkadaşını götürmüş, akraba olarak tanıtmış, istemiş. Kız diyor ki senin annen Kahretmesin. baban ne zaman gelecek? Oh 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 kıza da Evli yaz. adam. Başka bir Evet. kızı Çocuğu kandırmış. var. Evet, iki çocuğu var. Başka bir kızı istemeye gidiyor ailesinden. Evet. Vallahi başımıza taş yağacak ya. Bu ne ya? Tamam, ben şey yaptım, kızı aradım direkt. Ama şey, gerçekten İnce ablayı var ya, çok teşekkür ediyorum, iyidir ki var. Diyor ki kesinlikle eşinizin görüştüğü bayanlarla görüşmeyin, çok haklı. Ha. Ben kızla görüştüm, kız çok anlayışlı, edepli bir kız çıktı. Yani çok, nasıl söyleyeyim, hemen ilişkisini onunla kesti, bir de benim ismimi hiç vermedi. Helal olsun kızım. Ben sana güvenmiyorum, sana inanmıyorum, seni araştırmışım, sen evli iki çocuk babasısın. Sen nasıl şeydir, Ama demek sen ki kızı nasıl da beni kandırmış kandırdın? senin Tabii kızı kocan. kandırmış. Evet, kızı da kandırmış. Hayatında zaten bugüne kadar görüştüğü çok bayanla görüştü. Görüştüğü bayanlardan sadece ona evli olmadığını Ay söylemiş, ay tekrar ay, olduğunu söylemiş. inanamıyorum yani. Kızı resmen ailesinden istemeye gitmiş. Yani çaylar, Evet, istemiş, kahveler annesinden yapılmış. istemeye gitmiş, kabul etmişlerdi. Hatta şeydir, yemeğe falan gitmişlerdi, hediyeler falan almışlardı. Kaç yaşında senin kocan? Benim şey kocam şimdi 35 yaşında, ben de 33 yaşındayım. 35 yaşında koskoca adam, Öğrenci kız. utanmadan, evli adam, evde karısı var, gül gibi karısı var, çoluk çocuğu var, gidiyor başka bir kızın canını yakıyor. O kız da zaten aynısını bana söyledi. Dedi ki gerçekten seni tanımak istiyorum. Benle görüşmek istedi. Ben görüşmeyi kabul etmedim. Sadece Evet. telefonla konuştum. Yani benimle yüz yüze görüşmek istedi. Ben gitmedim.
Ama şimdi o kızın mutlu bir hayatı var, beni Ya bırak kendisi şimdi o kızı. aradı. Allah mutlu etsin, daha iyi Allah etsin. Biz seni kurtarmış o kızı konuşalım. da. Allah kurtarmış onu. Sen Zaten peki kız bana dua ediyor. bir dakika şimdi öteki kadın da söylememiş senin onunla görüştüğünü kocana. Peki sen söyledin mi? Ben o kızla görüştüm, onu istemeye gitmişsin. Her şeyden haberin var dedin mi kocana? Evet, sordum, hesabını sordum ama kızım benim için vazgeçtiğini bilmiyor yani. Benimle konuştuğu için vazgeçtiğini bilmiyor. Ne dedi sana peki bunları biliyorum deyince? Bir daha olmayacak. Beni affet. Ben seni, çocukları seviyorum. Öyle gönül eğlendirmişim. Allah kahret. Ya Allah. kusura bakma kocan ama Allah onu bildiği gibi yapsın inşallah. Nasıl gönül Amin, eğlendirmek bu ya? amin. Ya böyle bir şey olur mu ya? El Gönül alemin eğlendirmeye mi kızlarına, gitmiş? Elin kandırarak. gencecik kızını, o anne babayı Tabii. Nasıl kandırarak gönül orada. Bu eğlendirmek? nasıl bir vicdan ya? İşte öyle oldu. Aradan bir yıl daha geçti. Sonra yine aynı şeyler yaşandı, benzeri şeyler. Ama bu sefer farklı kişilerle. Kız Gitgide istemeye gitti. ilerletti. Kız istemeye gidecek, tam gidecek, yola çıkacak. Ben her Ay, şeyin farkına bu adam vardım. da kız Aynı şeyi isteme söyleyeceğim. hastalığı Senin olmuş. kocan iyice yoldan çıkmış, biliyor musun? Evet, ve bir de yemin billah ediyor, tövbe ediyor, bir daha olmayacak diyor. Ben ayrılmak istiyorum, ayrılmayı kabul etmiyor. Şimdiye kadar 3 defa ayrılmak istedim. Yani gittim avukatla da görüştüm, ailemin yanına da gittim, ailemin yanında da kaldım. Ama bizim bulunduğumuz memlekette ayrılığa karşı, bütün büyükler ayrılığa karşı. Boşanmak olmaz diyorlar. Boşanmak olmaz diyorlar. Peki sen Evet, ben kocanı gittim seviyor avukatla görüştüm, musun? böyle bir insanla yaşayamam dedim. Çünkü söz veriyor, sözünde durmuyor. Peki bir şey söyleyeceğim ya. Aile büyükleri, etrafın, kocanın bu yaptığı ahlaksızlıklardan haberdar mı? Evet, çünkü ben aileme söylemedim. Kendisi aileme aradı, söyledi. Ben bir hata yapmışım. Kızınız beni affetsin dedi. Hayır, senin ailene değil, onun ailesi biliyor mu? Onun ailesi bir insanın ayıbını kapatmak çok iyidir. Bizim oğlumuz büyük bir suç işlememiş. Herkes aynı şeyleri yapıyor. Normal görüyorlar. Herkes yani böyle evliyken gidiyor başkasının kızını istiyor. Ay bu Yok, annesi, pes. babası, abileri şeydir. Eşimin belini sıvazladı. Sıvazladıkça daha kötü oldu zaten. Ha, bu problemi yaptı diye onu daha çok sırtını mı sıvazlamışlar? Ya evet ya, olur. Evet. Herkes yapıyor zaten Ha. bunu. Benim oğlum da yapmış bir hata. Bak, şunu söylemek istemiyorum. Evet, herkes bir hata yapar. İnsandır, şaşar beşer. Ama herkes hata Hatalar bizim yapıyor diye için. bu bize Ama cesaret senin verme eşin, beni. hayır, senin eşin bir kere hata yapmamış Tabii ki. aynı hatayı Aynı tekrarlıyor. hatayı tekrar ediyor. Aynı hatada Evet. tekrar etmek, ısrar etmek ne demek? Tabii yani suç. Yani şu var yalnız. Eşiniz de anladığım Yazık kadarıyla kadına ya. eşiniz anladığım kadarıyla hani tam da bu ekrandan söyleyemiyorum. Yakınlaşamayacağı kişileri istemeye gidiyor anladığım kadarıyla. Yani bu yanlışı yakınlaşamayacağı kişileri istemeye giderek güvenini kazanarak daha sonra onunla yakınlaşıp alacağını alma peşinde olan ciddi anlamda ahlak zafiyeti olan bir insan. Bunu bilelim. Çünkü el alemin annesini, babasını, kızını herkesi kandırıyor bu şekilde. Kandırarak kendini bekar göstererek yakınlaşmak amaçlı karşı tarafın önce güvenini kazanıp onun arkasından yakınlaşıp anladığım kadarıyla bir başkasını da kandırma yoluna gitmek istiyor. Yani bu yüzden size geldiği yaptığı tövbelere lütfen daha az inanarak bakın. Ama sizin üstünüzde de aile baskısı var, çevre baskısı var. Toplumun, sizin bulunduğunuz çevrenin boşanamazsın baskısı var. Bu yüzden siz iki taraftan da sıkışmış durumdasınız. Kalben bu yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Sizin yapabileceğiniz sabırla ama bu konuda dik durarak eşinizle yine de konuşmanız. Yani ben gidiyorum deyip gidebileceğiniz bir evliliğiniz yok bulunduğunuz çevre sebebiyle. O yüzden sabırla ama bu konuda dirençli davranarak yani gerekirse gerekli kavgaları yaparak, gerekli dik duruşları yaparak onun ailesi Ya onun İnce, arkasında Allah olduğu aşkına için nasıl kendi gerekli dik ailenizi duruşu arkanıza yapsın? Nasıl alacaksınız. gerekli dik duruşu yapsın? Aileler Dik duruş sahip ne? Bak, çıkmıyor ki yani. dik duruştan Ya kastım sen ne? nasıl anne babasın? Nasıl oğlunun arkasını sıvazlarsın? Erkek ailesi sahip çıkmıyor. Bunda hemfikirim. Ama
Yavaş yavaş da olsa kendi ailesini arkasına alma imkanı var kızımızın. Kendi ailesine daha çok yakın dursun. Kendi annesine, babasına, kardeşlerine daha çok yakın dursun. Sonuçta diğerleri ne yaparsa yapsın onun kocasına arka Bu ne çıkacaklar çünkü. rezillik ya? Gerçekten dünyanın çivisi Tabii çıktı. ki. Şimdi kızımızın iki taraftan baskısı var. Erkek ailesinin baskısı var, toplum baskısı var, çevre baskısı var. O yüzden kızımız kapana sıkışmış gibi. Ben onu anlıyorum o yüzden. Gerçekten üzülüyorum Kapana yani. sıkışmış. Alo. Alo. Aileden destek alsın diyorsun. Hoş Kendi geldiniz. ailesinde. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Buyurun. Ben bir sıkıntım var da onu anlatmak istedim de. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Ya 2 sene önce ben eşim gibi kayınpederime gönderdim. Biraz heyecanlıyım da gerçi. Tamam. Çok normal, canlı yayındasınız. Telefonla bağlanıyorsunuz. Kolay şeyler değil bunlar. Bir de üzerine hep söylüyoruz, dert anlatıyorsunuz. Eşinizi siz bundan birkaç yıl önce kayınvalidenize gönderdiniz. Kayınpedere gönderdim. Kayınpeder işleri şey yoksa ben de 2 ay işsiz kaldım o zaman o anda. Kaç yıllık Ya evliydiniz bu sürede? 7 sene, 3 tane çocuğum var orada. Üç çocukla beraber mi gönderdiniz babasının evine? Evet, 3 çocuğumla beraber gönderdim. Biraz orada kalacaktılar. Babası Tamam. da özlemişti zaten çocuklarını, torunlarını. Tamam, peki. Daha ne çocukları gönderdiler, ne seslerini duyabiliyorum, ne de eşimle görüşebiliyorum. Nasıl gidiş o gidiş? Gidiş o gidiş. Peki. Telefonlarını engelliyorlar, Aa. görüşmüyorlar. Peki herhangi bir kavga, gürültü, bir ne bileyim sizin Yok bir yok yok. kabahatiniz var Severek mı? gönderdim. Kendim gönderdim zaten. Peki neden gönderdiniz? Maddi durum biraz kötüleşince. Yok, babası üstüme dedi ki torunlarını çok özledim. Çocukları gönder de göreyim dedi. Ben de bir de çalışmıyorum. Maddi durumda gönderdim. İş bulduk, çağırdım. Bir daha göndermedim kayınpederim. Peki gitmediniz mi siz eve? Neticede kayınpederinizin evini biliyorsunuzdur herhalde. Ya biliyorum telefonda gelmedi dedi. Annem aradı. Kim aradı? Gelmeyin dedi. Sizi gömerim buraya dedi. Biz de gitmedik oraya. Ya iyi Aradım, çok gelmeyin. aradım. Gidin. Görüştük ama Hayır, niye gitmediniz? Yani bu sizin istemedi. komşunuz değil, Kayınpederim akrabanız istemedi. değil. Sizin orada canlarınız var. Üç tane çocuğun var orada. Şöyle anlatayım ben size. Benim bir ikinci evliliğim, onun da ikinci evliliği. E tamam. Olabilir. Benim bir tane çocuğum var. Hı. Benim yanımda kalıyordu. Tamam. Kayınpeder bunu istemiyordu. Aradım dedim ki çocuklarımı gönder baba dedim. Allah razı olsun dedim. Çocuklarıma bakıyorsun dedim. Dedi o çocuğu at sokağa dedi. Kızımı göndereyim dedi. Kızım Olur onun mu öyle şey hizmetçisi canım? değil. Bu şekilde gönderdi dedi. Peki sizin ikinci eşinizden olan çocuklarınız birbirinizin çocuğu mu yoksa eşinizin ilk eşinden olan çocukları mı? İlk eşimde olan çocuğum bir tanesi ben de, Ha. 3 tane de bu eşimde var. 4 çocuğu Anladım. var. 4 çocuk var. 4, 5 çocuk vardı aslında. İki 5 çocuk var. Bir de tane sizin biri çocuğunuz annesinde var. kalıyor, biri Tamam. bende kalıyor. Tamam. E 3 tane peki de bu eşimde kalıyor. çocuklar da dağıldı. Herkes bir yerde. Tabii ki. Peki. Onun da 2 tane çocuğu vardı. O da kaçarak gelmişti bana. Öyle söyleyeyim. Şimdi bak, ben anlamadığım bir şey var. Onun 2 tane çocuğu var. Evet. Sizin 2 çocuğunuz var. Evet. Dört. Bir de sizin ortak bir çocuğunuz var. Evet. Üç. Üç Tamam. tane de ortak çocuğumuz var. 7 toplam. Ha, 7 çocuğunuz var sizin. Evet. Evet. 7 çocuğun kaçını alıp gitti? 3'ünü aldı gitti. İlk evliliğinden olan 2 çocuk nerede? Biri bende, biri annesinden. Yok yok. Hanımınızın ilk evliliğinden Ha. olan çocuklar. O anne, babasında. Babasında. Onlar babasında. Evet. Ha. Onları görüyor muydu? Yok, onu da görmüyor. Ha, onları görmüyor. Anladım. Görmüyor. Babası onlara eski eşi ona göstermediği için buna bana yapıyor aynısını. Peki evlenmeden önce hiç bu durumu konuştunuz mu yani? Evlenmeye karar verdiğinizde işte bu kadar çocuk bende kalacak, bu kadar çocuk, bunlar baştan konuşulmadı Evet, mı? evet başta konuştuk. Konuştuk dedim. Bak bir çocuğum var benim dedim. Kabul ediyorsan gelirsen dedim. Tamam dedi. Bu şekilde. Peki benim anlamadığım bir şey var. Ne olur bu sorumu yanlış anlamayın. Şimdi hiçbir kadın bir derdi bir tasası yokken, ki kadınlar şöyledir daha çok. Derdi bile tasası bile olsa, ortada çocuk varsa evi terk etmezler. Çünkü neden? Kadının kalesidir evi. Yine Bak altını ben çizerek söylüyorum.
Acaba kadını üzecek, onu kıracak herhangi bir şey yaptınız mı? Yok, doğru. Bak, benim şahitlerim çok var. İstiyorsanız telefon numaralarını vereyim, bağlantı. Ben severek gönderdim. Ben kendim gönderdim. O sokakta kendi elimle gönderdim. Bir sıkıntımız yoktu. Anladım. Sadece sıkıntımız 2 ay ben boşta kaldım. Canım 2 ay boşta kaldın diye, 2 ay adamsız, işsiz kaldı diye. Bu erkeklere de yazık yani, vallahi billahi. Bazen çok yük yüklüyorsunuz peki, erkeklerin sırtına. Peki, yazık adama. Ne kapatıyorum, ne şey yapıyorum. 3 tane çocuklarını özlüyorum. Çocukların seslerini bile duymuyor yani. Ne kadar oldu çocuğunu duymayalı seslerini? 2 sene oldu. Bir istihdam TV'ye çıkmıştım. İnce Hanım'a, programına çıkmıştım. Hı. Götürdüler bir dakika ayaküstü gördüm. O kadar, başka bir şey. Peki be, yani ben ne olur anlam, bak şunu anlayamıyorum. Ya sen erkek adamsın. Mahkeme, yani kanun var. Bu ülkenin kanunları var. Hadi kanun olmazsa kapıya dayan. Git de ki verin benim çocuklarımı de. Benim derdim karımla değil, sizle değil. Ben ya, evlatlarımı baba, görmek baba, istiyorum de. İnatçı bir insan. Gittiğin zaman olay çıkar orada. Yani siz de çocuğumuz var diye çocuğun yanında olay çıkmasın diye gitmedim. Ya bir dede, bir çocuğun babasını görme hakkını nasıl elinden alabilir ya? O çocuklara, o çocuklara fikir soruyorlar mı? Sen babanı görmek istiyor musun, istemiyor musun tabii, diye. Tabii. Ya neden bu büyükler kendi emelleri, kendi hırsları uğruna bu çocukları ziyan ediyorlar ya? Ya biz de boşandık. Ben de yeri geldi kocama çok kızdım. Ama dedim ki o senin tabii, babandır. Tabii. Kendi ellerimle götürdüm, teslim ettim. Tabii. Ya yazık bu çocuklara ya. Kaç yaşında en küçük çocuk? Seni bile duymuyorum. O çocuk bana çok düşkündür. Ben de çocuklarımı seviyorum. Hani gece gündüz yapamıyorum. Beni sorabilirsiniz. Ben çok perişan duruma düştüm bu çocuklarımı yüzünden. Ben çocuklarım için canını vermeye razıyım yani. Hanımının telefonunu verse bize de biz konuşsak. Var mı eşin telefonu, var mı sende? Eşinin telefonu yok. Yok. İrtibat da kuramıyor. Peki kayınpederinin telefonu var mı? Kayınpederinin telefonu var da inatçı adam, dik adam. Yok. Hayır hayır, biz konuşsak. Ya İnci, ne konuşsan ne olur ki? Konuşsan ne olur? Hayır. Çocuklarına acımayan kadın kocaya mı acıyacak? Yazık değil mi bu kadın, adama ya? Kadın babasının tesirinde hareket ediyor. Bak, ilk evliliğindeki çocukları da bırakmış babasına. Kadın pek kendi başına karar verebilen bir kadın değil. Babasının tesirinde. Baba almamış, alma demiş, çocukları almamış çünkü. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah, ne güzel ya. Yani, doğru doğru bırak oraya. Doğru doğru oraya bırak. Olur doğru doğru şey, oraya bırak. Yani çocuk yapmayı biliyorsak bu bakmayı, sahip çıkmayı olacak da bileceğiz. Bu, kadın, bu çocukların ruh hali tabii, ne olacak? Tabii. Bak, adamcağız diyor ki ben çocuklarımı göremiyorum, kokusunu özledim diyor. Evet, yemin ediyorum sana iki sene çocuklarımı göremiyorum ya. Peki daha önce de kayınpeder size o çocuğu gönder, o çocuğu gönder diye söylüyor muydu? Benim evimde, kayınpederim benim evimde yaşıyordu Safar. Kardeşi de benim evimde yaşıyordu. Benim oğlum yemek yediği zaman oğlumun yemeğini sayıyordu, lokmasını sayıyordu. Oğluma diyordu sen niye çalışmıyor, etmiyor. Dedim ki baba, benim oğlum ister çalışır ister çalışmaz. Kaç yaşında oğlunuz? Oğlunuz kaç yaşında? 18 yaşına giriyor. 18 yaşında. Peki, çocuklarınızla arasında ne kadar yaş farkı var? Biri en büyük 5 yaşında şimdi gittiği. Küçük, o çocuklarım küçük benim şu anda. Peki, eşinizle oğlunuz sebebiyle hiç tartıştığınız oluyor muydu? Ya tartıştık, bir sene tartıştık. Niye tartıştık? Çocuğu eve almıyordular. Babasıyla beraber ben gece çalışıyordum. Gece çocuğu eve almıyordular. Babası da benim evimde. Sabah kadar çocuk ben komşum vardı. Alt komşum. O yani bana çocuğa, bak en çocuğa, küçük çocuğun 5 yaşında. Sen evet, çocuğunu 2 yıldan beri görmüyorsun. Evet. Yani çocuğunu 3 yıldan beri görmüyorsun. Tabii. Yok, senin yok, 3 yaşındaki çocuğunun babasını görme hakkını sen ne yaparsan yap. Bak, altını çiziyorum. Aldatmış da olabilirsin. O da olabilir. Anlaşamamış bu da olabilir. Da olabilirsin. Anlaşamamış olabilirsin. Tabii. Belki şu anda sen de hatalı olabilirsin. Karşı tarafı dinlemedik, bilmiyoruz. Ama 3 yaşındaki bir çocuğu... Ben eşimi de çok seviyordum. Çocuklarımı da seviyorum. Ben canlarımı bile veriyordum onlara. Herkes beni bilir. Ama bak, canlarını bile verirken bir kadın böyle bir adamı bırakmaz. Vallahi billahi ben kendi elimle götürdüm. Otobüsler
Bilmiyorum, ya tamam, kendin götürmüş olabilirsin tabii de. Mutlaka sizin dedikleriniz doğrudur ama şimdi bilmiyorum, ekran başındaki seyircilerim de bana hak verecekler mi? Yani bir kadın sizin anlattığınız bu tabloyla çoluğuma, çocuğuma, karıma, hayatımı feda edebilirim. Onlar için, onların mutluluğu benim için çok önemli. Taşı sıkar, suyunu çıkartır, ekmeği oradan bulurum dersen böyle bir kadın, yani böyle bir erkeği bırakmaz ki. Ben babasıyla papaz oldum. Babası bana öyle söyleyince ben de sinirlendim o anda. Çocuk hanım göndermedi. Biraz ağzını bozdum. Babası da bozdu. Eşim dedi ki sen niye babamı bozdun? Anladım. Yani eşinin ağzı babasıyla aram bozuk diye, eşin de seni babama saygısızlık yaptın diye çoluğu çocuğu aldı topladı gitti, çocukları göstermiyor sana. Ben kendim gönderdim. Bir daha oradan göstermedi çocukları. Sesini de duymadım. İnci, nasıl toparlayacaklar? Yani en önemlisi o çocukları nasıl görecek? Bir kere kavga ederek vesaire değil ama telefonla da gelmediğince ben gitmeyeyim olay olur filan değil. Yani bir kere hukuk yoluna da başvurmamız gerekiyor. Orada 3 tane evlat var. Vurdum. Hepsine, savcılara kadar çıktım. Tamam. Hiç de bana yardımcı olmadı. Nasıl ya? Olurlar. Mümkün değil öyle bir şey. Yani vallahi olmadılar. Allah şahit olsun diyorum. Bak jandarmaya kadar afşin. Sağlamam bana şekildim. Jandarma bile gelmedi. Ama siz gerekli başvuruları yapmadıktan sonra tabii ki öyle geldiğince gelinmez devlet dairelerinde. Beyefendiciğim siz davanızı, beyefendi siz davanızı açtınız mı? Yargıya başvurdunuz mu? Onlar başvuru yapmış, boşanmayı şey yapmışlar, mahkeme sürüyor. Tamam, mahkeme o başka, sürüyor. Siz çocukları görmek için yargıya başvurdunuz mu? Vurdum. Hepsine vurdum, daha bir cevap gelmedi. Muhakkak gelecektir, o ayrı. Ama siz bu süreçte de bakın 2 yıl geçmiş aradan. Sadece telefonla kavga ederek vesaire bu işlerin çözülmeyeceğini bileceksiniz. Gerekirse alttan alarak, gerekirse yumuşak davranarak, gerekirse rica ederek, yalvararak, her ne olursa olsun burada amacımız tek o çocukları görmek. Çocukları görmek. Yani ortak tanıdık yaşlıları yanınıza alabilirsiniz. Aile büyüklerini yanınıza alabilirsiniz. Onlarla birlikte gidebilirsiniz. Karşı tarafta artık yani bir af buyurun şeytan değil yani bir noktadan sonra. O da çocukların dedesi. Ve belli ki bir şeyler olmuş. Aranızda bir şeyler olmuş. Yok bak, Maraş'a gittik. Akrabaları, kendi akrabaları mutlarına kadar devreye soktum. Hiç onlara dedi siz devreye girmeyin dedi. Ben çocuğumu, kızımı göndermiyorum dedi. Oğlumun bekçisi olsun diye göndermiyorum diye. Tamam, belli ki bir şey söyleyeceğim. Bu inatçı dede, ne büyük sayıyor, ne hatır sayıyor, ne torun sevgisi onun için önemli. Hiçbir şekilde kendi inadı yani doğrultusunda gidiyor. O zaman siz burada ne yapacaksınız? Yargıdan ayrılmadan, gerekli haklarınızı kullanarak o çocukları görme hakkına sahip olacaksınız. Bunun için yapmanız gereken tek şey ne? Biz şu anda burada ne desek boş. Yapmanız gereken tek şey yargıya intikal etmek, çocukları almak. Bu bir kere dedenin çocukları değil ki. Bu anne babaya ait bir sorumluluk. Tabii. Ne demek yani? Ben çocuğunu hanımefendi elinden mi alıp getirdi ki size göstermiyor? 3 yaşındaki çocuğun sizi görme hakkını nasıl elinden alabilir ki? O yüzden bu noktada yapmanız gereken tek şey yargı. Yargıdan ayrılmayın lütfen. O anneyse beyefendi de baba. Bir reklam var. Çok önemli bir telefon varmış. Bağlayacağız ama reklama gidip geliyoruz.